Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hazreti Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh, peygamber iklimine hasret çekerdi. Hep orada soluklanmak isterdi. Hep orada bulunmak isterdi. Orada kalbinin derin bir huzur üzere olduğunu bilirdi. Bunu derinlemesine fark ederdi. Bunu terennüm ederdi, bunu yaşardı. Bir de ayetler nazil olduğunda, Rabbani mesajlar geldiğinde gönüller dalga dalga olurdu. Ayeti kerimede öyleydi. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları büyür, imanları kuvvetlenir. Onlar sadece Allah'a tevekkül ederler, Allah'a dayanırlar buyuruluyordu. Ümmü Mektum radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Çevresinde Mekke müşriklerinin öncüleri, ileri gelenleri vardı. Onlara İslam'ı anlatıyordu. Onlara ayetleri okuyordu. Ümmü Mektum geliyordu ve "Ey Allah'ın Resulü, Rabbinin sana öğrettiğinden bana da öğret" diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Şu öncü müşrikler bir İslam olsalar" diye çırpınıyordu. Çırpınırken Ümmü Mektum sesleniyordu. "Bana gelen ayetlerden öğret" diyordu. Peygamber Efendimiz ona yönelemiyordu. Efendimiz onunla ilgilenemiyordu. Efendimiz bütün varlığıyla müşriklerle ilgileniyordu. Ama bu hal Rahman-ı Rahim olan Rabbimizin razı olduğu bir hal olmuyordu. Müşriklerden daha çok mümin insana yönelmesinden hoşnut oluyordu. Mümin insana yönelmesini istiyordu. Peygamber Efendimizin hali Zülfiyar'a dokunur gibiydi. Peygamber Efendimiz Rahman-ı Rahim tarafından ikaz olunuyordu. Ümmü Mektum konusunda ikaz ediliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonraki günlerde Abdullah İbni Mektum'u gördükçe ona yakınlık gösterir, zaman zaman "Merhaba, Rabbimin beni ikazına vesile olan kişi" buyururlardı. Yanına oturtur, gönlünü hoş ederlerdi. Hazreti Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh ilk müminlerdendi. Mekke'de 13 yıllık zorlu yıllarda nice sıkıntılara maruz kalmıştı. Ama diğer müminler gibi bütün sıkıntılara sabretmişti, tevekkül etmişti. Bütün çilelere göğüs germiş, tam bir çile insan olmuştu. Daima Peygamber Efendimiz'in yanında yer almıştı. Şimdi hicret vaktiydi. Mekke'den Medine'ye hicret vaktiydi. Peygamber Efendimiz Medine'ye iki güzeli, iki şerefli arkadaşını gönderiyordu öncelikle. Bunlar Hazreti Musab bin Umeyr'di ve Abdullah İbni Mektum'du. Medine'ye ilk hicret edenlerdi. Sonra diğer müminler hicret ediyordu. Hicret onların hayatının dönüm noktası oluyordu. Medine bir İslam yurdu oluyordu. Medine bir İslam toplumu oluyordu. Medine İslam'ın yaşandığı nurlu bir şehir oluyordu. Medine, Medine-i Münevvere oluyordu. Artık müminler Medine'deydi. Medine müminlere yar olmuştu. Medine müminlere diyar olmuştu. Medine'de ilk iş Mescid-i Nebevi'nin inşası olmuştu. Medine'de ilk iş Müslümanların bir çarşı kurması olmuştu. Mescit ve çarşı aynı zamanda inşa ediliyordu. Müminler günde 5 defa mescitteydiler. Medine'ye hicret etmişlerdi. Hemen kısa bir süre sonra ezan-ı Muhammedi müminlerin hayatına giriyordu. Yanık sesli, Davudi sesli iki güzel adam vardı. Biri Hazreti Bilal-i Habeşi'ydi. Afrika'nın en güzel insanıydı. Diğeri Ama Ümmü Mektum'du. Amaların en güzeliydi. İslam'ın
asil iki bülbülüydüler. Ezan ilk kez Medine-i Münevvere'de okunuyordu. Ezan ilk kez Medine'den semalara yükseliyordu. Ezan ilk kez Medine'den tüm dünyaya yankılanıyordu. Bütün varlıklar ilk kez ezan dinliyorlardı. Tevhidin ve nübüvvetin bütün kainata bir ahenkle duyurulmasıydı, ilan edilmesiydi. Peygamber Efendimiz müezzinini belirliyordu, seçiyordu. Ezan-ı Muhammedi'yi okuyacak olan kişi en güzel okuyan olmalıydı. Sesini çok güzel kullanmasıyla, içli bir mümin olmasıyla temayüz eden, bu özellikleri olanlar Ezan-ı Muhammedi'yi ancak okuyabilirlerdi. Yeryüzüne ve bütün insanlığa hakikati duyuracaklardı. Onların gönüllerine sesleneceklerdi. Allah'ın en büyük olduğunu, büyük olanın Allah-u Teala olduğunu, ilah olanın sadece Allah-u Teala olduğunu, Allah'tan başka ilahın olmadığını, peygamberin Allah'ın Resulü olduğunu, kurtuluşun insanın asli konumu olan namazla olduğunu, ibadetin özünü ihade eden namazla olduğunu, tekbirle, tevhidle, nübüvvetle, bütün bunlara teslim olmuşluğun nişanesi olan namazla bir seslenişti. Rahman-ı Rahim güzel olanı severdi. Efendimiz bize öyle öğretiyordu. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Nahl suresinin 69. ayetinde, her cuma hutbesinin sonunda okuduğumuz ayette, Allah-u Teala yaptığınız işleri en güzel şekilde yapmanızı emrediyor buyuruluyordu. Hele bu ezan-ı Muhammedi ise cümle insanlığa tevhidi duyurmaksa, gönüllere seslenişse, o zaman tamamen ehiller seçilmeliydi. O zaman pirimiz Hazreti Bilal-i Habeşi'ydi. O zaman pirimiz, örneğimiz Hazreti Abdullah İbni Mektum olacaktı. Sesleri en güzel olanlardı. Sesleri en yumuşak olanlardı. Sesleri Davudi olanlardı. Sesleri ve ahenkleri gönüllere olduğu gibi dokunanlardı. Özellikle Medine'de Ramazan-ı Şerif'te Hazreti Ümmü Mektum sahurun ilanını ezan-ı Muhammedi ile yapardı. Müminleri ezanla uyandırırdı. Hazreti Bilal Efendimiz ise sabah ezanını okurdu. Onlar iki etkin müezzindiler. Onlar ezan-ı Muhammedi'yi en güzel okuyanlardı. O günden bugüne ezan-ı Muhammedi bir akış halinde geliyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.